Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ahmet Pınarbaşı'nın görevi 8 Eylül itibariyle sona erdi. Alkün'ün yeni dönem için rektörü kim olacak henüz kesinleşmedi. Yeni atamaya kadar görevi Ahmet Pınarbaşı devam ettirecek. Alanya Posta TV, üniversitenin ilk rektörü, 5 yıldır görev yapan Pınarbaşı ile Alkün'ün geldiği noktayı araştırdı. 2015 yılında 6917 öğrencisi olan Alkün'ün bugün 14897 öğrencisi var. 2015'te 4 olan fakülte sayısı 2019'da 10. Amfi ve derslik sayısı 2015'te 57 iken 2019'da 144. 2015'te öğretim elemanı 107 iken 2019'da 387. Bunlardan 24'ü profesör. Mevlana Değişim Programı ve Erasmus Programı da Alkü'de son 5 yılda gerçekleşti. NATO projesi ve Avrupa Birliği projesi de yapan Alkü'nün 7 TÜBİTAK projesi var. 2015'te 2 olan meslek yüksek okulu sayısı şimdilerde 3. 12 olan laboratuvar sayısı da 2019'da 55. Alkün'ün son 5 yılda geldiği noktada önemli katkısı bulunan isim olarak Rektör Pınarbaşı öne çıkarken Alanya Postası gazetesindeki köşe yazısında Hilmi Karagöz de Pınarbaşı'nı kaleme aldı. Karagöz, rektörlük sonuna kadar Pınarbaşı'nın hakkı başlığıyla yazdığı yazıda özetle şu ifadeleri kullandı. Alkü artık kabuğuna sığmıyor. Ahmet Hoca, akademik başarılarının dışında iyi bir insan. Mütevazı, alçak gönüllü, ben rektörüm havasını hiç görmedik. Nerede, kime lazım olduysa elini uzattı. Şehrin bütün ihtiyaçlarına hep koştu. Alanya'yı ve insanları sevdi. Alanya halkı da Ahmet Hoca'yı sevdi. Kan uyuşması şehrin üniversiteyi ve yönetimi kucaklayabilmesi çok önemli. Yükün işleyişi diğer kurumlara benzemez elbet. Rektör atamalarında kendi içinde bilmediğimiz farklı kriter ve değerlendirmeleri var mı bilmiyorum. Ancak Sayın Pınarbaşı tekrardan ALKÜ Rektörlüğüne aday olduğuna göre demek ki burada göreve devam edebilir. Rektörlük değerlendirmesi ve atamasında liyakat şartı var ise Sayın Pınarbaşı'nın hem üniversitenin eğitim öğretim grafiğinin yükselmesi hem de şehrin gelişimi açısından aynı görevine devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.